2018'in dördüncü sorusu, eşitsizlik sorusu ve en zor sorusu arkadaşlar. Yani dördüncü sıraya konduğu için en zor olması beklenen sorusu ya da öyle söyleyelim. Tüm x, y, z pozitif gerçel sayıları için bir eşitsizlik vermiş. Bu eşitsizliği sağlayan tüm pozitif c gerçel sayılarını bulunuz diyor arkadaşlar. Bu sorunun kritik noktası şurası. Tüm x, y, z pozitif gerçel sayıları için sağlayacak arkadaşlar. Yani x, y, z'yi ne seçersek seçelim sağlaması gerekiyor. Bu aslında çok sınırlayıcı bir şey. Ben de çözümün başlangıcını bu cümleden faydalanarak yaptım. Çünkü ifade çok karışık gözüküyor. X, Y, Z, C böyle karışık bir ifade. Ama tüm X, Y, Z için sağlanıyorsa dedim, o zaman bazı özel durumlar içinde sağlanması gerekir dedim. Ne dedim? Bakın. Dedim ki tüm X, Y, Z pozitif gerçel sayılar için sağlandığında ifadeyi daha sade hale getirmek için sağlandığından ifadeyi daha sade hale getirmek için x eşittir y eşittir z için de sağlanmasından faydalanalım. Yani sonuçta tüm x, y, z için sağlıyorsa, yani x'in y'nin z'nin yerine pozitif olsun yeter diyorsak, x, y, z'yi eşit seçtiğimizde sağlar. Bu bize ne kazandıracak arkadaşlar? Bu bize ifadeyi arkadaşlar daha sade hale getirmeyi sağlayacak. Ne olacak? X üzeri 4 artı x üzeri 4 artı x üzeri 4 ne yaptık? Y ve z gördüğümüz yere x yazıyoruz artık. Böyle x artı x artı x artı 4c bölü x küp büyük eşit 2c artı 2. Yani özetlemek gerekirse x küp artı 4c bölü x küp büyük eşit 2c artı 2. Soruyu buraya getirdik arkadaşlar. Peki bir sonraki sayfadan devam ediyorum. Şimdi tekrar aynısını yazayım. Soruyu şuraya getirdik. Tüm x ve z'ler için sağlıyorsa bunun için de sağlayabilmeli. Buradan bir c'ye bir sınır çizebilirim. 2c artı 2 ya da kısaca 2 çarpı c artı 1 diye düşünebilirim burayı. Şimdi burada bunun üzerine biraz oynayınca arkadaşlar c artı 1'i x küp seçersek, yani x küpü c artı 1 seçer. Sonuçta x küpü x'i ya da istediğim her şeyi seçebiliyorum. Pozitif olsun yeter. Sonuçta c de pozitif bir tam sayı. Ben x küpü c artı 1'i seçebilirim yani. Seçtiğimde de bu eşitsizlik sağlamak zorunda. Her seçtiğim sayı değeri için sağladığına göre bunu seçtiğinde de sağlamak zorunda arkadaşlar. Böyle seçersem bu ifade c artı 1 artı 4c bölü c artı 1. Tabii bu c artı 1 seçmemde şuranın 2 çarpı c artı 1 olması benim için önemli bir sebepti. Çünkü bu durumda hani eşitliğin sağ tarafında c artı 1'in karesini falan elde edebileceğim işler dışlar çarpımı yaptığımda. Bu nedenle bunu denedim. Payda eşitlersek arkadaşlar c kare artı 2c artı 1 artı ya da şöyle hiç payda eşitlemeyelim. Hop. Şöyle yapmıştım. C artı 1'i karşıya eksi c artı 1 diye atınca 4c bölü c artı 1 büyüktür c artı 1 kaldı. C artı 1 pozitif olduğu için iki tarafı da c artı 1 ile çarpınca c kare artı 2c artı 1 oldu arkadaşlar. Hatta 4c'yi karşıya atınca 1 oldu. Dolayısıyla c eksi 1'in parantez karesi sıfırdan küçük oldu. Bu mümkün değil.
Bu sadece C eşittir 1 olma durumunda gerçekleşebilir. Yani tüm x değer x, y ve z değerleri için soruya şöyle başladım. Tüm x, y ve z değerleri için sağlıyorsa x eşittir y için z için de sağlıyordur. Sonra ifadeyi sağlarla getirdikten sonra tüm x değerleri için sağlıyorsa x küpün c artı 1 olduğu değer için de sağlıyordur dedim. Ve c'nin tek seçeneği 1 olmak kaldı. Şimdi yalnız burada soruyu bitiremiyorum. Çünkü ben sadece x'in, y'nin ve z'nin birbirine eşit olup bunların küp c artı 1 eşit olduğunda tek çarenin c'nin 1 olması gerektiği durumunu buldum. Bütün x, y, z'ler için acaba c eşittir 1 bir çözüm müdür bulmadım. Umarım anlatabiliyorum. Tüm sadece x, y, z'nin birbirine eşit olup küp kök c artı 1'e eşit olduğu durum için çözdüm soruyu. O zaman şöyle sorayım kendim. Kendime şu soruyu sordum. Peki dedim. C eşittir 1 tüm x, y, z seçimleri için. Eşitsizlik sağlanır mı? Ne yaptım? Gittim. C yerine 1 koydum arkadaşlar. C yerine 1 koyarsam eşitsizliğimiz şuna dönüştü. X küp y artı y küp z artı z küp x bölü x artı y artı z artı 4 bölü x y z büyüktür 4 oldu. İşte şimdi bunu göstermem lazım. Eğer bunu da gösterirsem c eşittir 1 için tüm x, y, z'lerin sağladığını göstermiş olurum. Ve c eşittir 1 dışında da tüm x, y, z'ler için sağlamadığını göstermiş olurum. Soru da bitmiş olur. Şimdi burada yeni sayfamıza geçelim. Göstermek istediğimi bir daha yazıyorum arkadaşlar. X küp y artı y küp z artı z küp x bölü x artı y artı z artı 4 bölü x, y, z'nin 4'ten büyük olup olmadığını araştırıyorum arkadaşlar. Şimdi diyorum ki genelliği kaybetmeden sonuçta ifade de hani bu üç sayıdan biri diğerinden büyük olacak. X büyüktür, Y büyüktür, Z olsun. Bunlardan biri zaten diğerinden büyük ya da eşit yani. Bu durumda X kare büyüktür Y kareden, o da Z kareden büyük olur. Ve hatta x çarpı y büyüktür x çarpı z'den. O da büyüktür y çarpı z olur arkadaşlar. Burada yeniden sıralama eşitsizliğini kullanacağım. Yeniden sıralama eşitsizliğinden arkadaşlar ters sıralamayı kullanıyorum. X kareyi yz ile çarpıyorum. Saniye arkadaşlar. X kareyi YZ ile çarpıyorum. Artı Y kareyi XZ ile çarpıyorum. Artı Z kareyi XZ ile çarpıyorum. Ters sıralamayla çarptığım için bu benim oluşturacak en küçük ifadem oldu. O zaman yazacağım herhangi kombinasyon bundan büyük olmalı yeniden sıralama eşitsizliğine göre. X kare ile XY'yi çarptım. Yukarıdaki ifadeyi elde etmek için arkadaşlar. X küp y, y kare ile yz'yi çarptım. Y küp z artı z kare ile xz'yi çarptım. Z küp x oldu arkadaşlar. Bu eşitsizliği de yakalamış oldum. Şimdi artık giderim. Şunu yazabilirim. Öyleyse bizim görmek istediğimiz ifade x küp y küp x küp y y küp z artı z küp x bölü x artı y artı z artı 4 bölü x y z büyük eşittir. Şunun yerine arkadaşlar bunu yazarsam x kare y z artı y kare x z artı z kare x y bölü
x artı y artı z artı 4 bölü x, y, z. O da arkadaşlar şunları x, y, z parantezine alırsak x artı y artı z'ler birbirini götürür. X, y, z artı 4 bölü x, y, z'ye eşit olur. O zaman arkadaşlar bizim ifademiz, incelediğimiz ifade şundan mutlaka daha büyük veya eşit. Burada ago'yu kullanırsak, ago'dan şurada ago'yu kullanırsak, şurada kırmızı okla gösteriyorum. X, Y, Z artı 4 bölü X, Y, Z büyük eşittir 2 çarpı kök içinde 4. O da 4 olur. Ki bu ifadede 4'ten büyük eşit. Yani özetlemek gerekirse şuraya sığdırmaya çalışıyorum. X küp Y artı Y küp Z artı Z küp X bölü X artı Y artı Z artı 4 bölü X, Y, Z büyük eşit 4 olduğunu göstermek istediğimiz şeyi gösterdi. Bu bize ne anlattı arkadaşlar? Şu yukarı yazıyorum yerim kalmadığı için sorunun sonunu. Dolayısıyla eşitsizliği sağlayan tek değer C eşittir 1'dir arkadaşlar. Şimdi bir daha özetliyorum soruyu. Baştan alıyorum soruyu, özetliyorum. Tüm x, y, z sayıları için sağlıyor dediği için ben de tüm x, y, z'ler için sağlıyorsa x eşittir, y eşittir, z için de sağlamalı diyerek ifadeyi sade hale getirdim. Birinci aşamada bunu yaptım. Sonra ifade şu hale döndükten sonra bu ifade üzerinde düşündüm arkadaşlar. Bu ifadeyi hani şu 2c artı 2'nin 2 çarpı c artı 1 oluşunu düşünerek sonuçta dedim ki tüm x'ler x, y, z'ler için sağlıyorsa x eşittir y için, z eşittir z için sağladığını zaten sağlamak zorunda. X yerine ne verirsen vereyim sağlamak zorunda bu eşit. Ben de c'yi sınırlandırmak için x yerine c'li bir ifade vereyim dedim. Dolayısıyla c'yi sıkıştırayım. Hatta c'yi sıfırdan bir şeyin karesi yapıp sıfırdan küçük yaparsam c'yi net olarak bulurum mu düşüncesi aklımda belirdi. Bunun için x küp yerine ne vereyim? C mi vereyim? C artı 1 vermek mantıklı geldi deneyince ve şuraya ulaştım. O zaman x'in, y'nin, z'nin birbirine eşit olduğu durumda ve bunların küp kök c artı 1'e eşit olduğu durumda. Çünkü böyle diyorum. Çünkü x eşittir küp kök c artı 1 yapıyor. Bunların birbirine eşit olduğu durumda c'nin 1 o 1'den başka olası değeri yok. Yani ben c'yi 2 seçsem bu değerler için sağlamaz. C'yi yarım seçsem, 1 bölü 2 seçsem bu değerler için sağlamaz. Tüm x, y, z'ler için sağlıyorsa benim seçtiğim değerler için de sağlamalı. Dolayısıyla c'nin 1 olmaktan başka seçeneği yok. Ama benim seçtiğim değerler için 1 olmaktan başka çaresi yok. Birden başka bir şey olamayacağını gösterdim şu anda. Acaba bir olursa tüm x, y, z'ler için mi sağlıyor yoksa sadece benim seçtiklerim için mi sağlıyor ya geldi soru. O zaman şu soruyu sordum kendine. C eşittir 1 tüm x, y, z seçimleri için eşitsizliği sağlar mı? Bunun için de bunu göstermeye çalıştım. Bunu nasıl gösterdim arkadaşlar? Burada yeniden sıralama eşitsizliğinden üstteki ifadeyle alttaki ifade sadeleşmesi için genelliği kaybetmeden x'in y'den y'nin z'den büyük olduğunu kabul edip yeniden sıralama eşitsizliği ifadeyi sadeleşebilecek hale getirdim. Ve şu hale getirdim. Ki bunu da ago çok görür görmez ago uygulayayım deyip 4'ten büyük olduğunu, büyük eşit olduğunu görmüş oldum.